Ben inşaat mühendisliği öğretim üyesi Profesör Doktor Haluk Selim. İstanbul Teknik Üniversitesi çıkışlıyım. Deprem ve neotektonik uzmanıyım. İnşaat mühendisliği Türkiye'de temel mühendisliklerden bir tanesidir. Son yıllarda özellikle vurgulamak gerekirse Türkiye'nin yaklaşık 1/4 bölgesi Anadolu coğrafyasında depremle bağlantılı risk altındadır. İstanbul, olası İstanbul depremi olarak 250 senelik bir periyodun içerisinde beklenen bir depremle karşı karşıya, özellikle Marmara bölgesi. Dünyanın en aktif faylarından bir tanesi de maalesef Türkiye'de bulunuyor, Kuzey Anadolu fayı. Bu fay geçmiş yıllarda da hem tarihsel dönemde hem de aletsel dönemde birçok depremler meydana getirdi. Bunlardan bazılarını örnek verecek olursak, 557 yılında var, 1509 depremi var, 1766 depremi var, 1894 depremi var ve Doğu Marmara'da gerçekleşen hemen yakınımızda 1999 depremleri var. Şimdi bu depremlerde tabii ki tek etkilenen şey yapı stoğudur. Yani bizim inşaat mühendislerimizin ve mimarlarımızın tasarladığı, inşaat mühendislerinin yaptığı birçok binalar var. Yıkılan da bu binalar. Hasar yapıcı ve yıkıcı olarak zikrettiğim bu depremler maalesef İstanbul'da her dönem birçok ölümlere sebep vermiştir. Olası İstanbul depreminde de özellikle Anadolu yakası ve Avrupa yakası olarak da ayıracak olursak, Anadolu yakasında %40 gibi bir, Avrupa yakasında ise %60 gibi binalarda bir risk teşkil ediyor. Dolayısıyla inşaat mühendisliği burada ön plandadır. Bu binaları mimarlar tasarlayacaklar, bizim inşaat mühendislerimiz bu binaları yapacaklar. Müteahhitlerle beraber büyük projelere imza atılacak. Radya temel, tünel kalıp, perde beton, fare kazık ve birçok sistemleri burada uygulama sahası. Yapılacak olan bütün projeler, binalar, yapılar son teknolojiyle yapılması lazım. İnşaat mühendisliği öğrencilerimiz bir defa kendilerini çok iyi geliştirmeleri gerekir. Artık bilişim çağını yaşıyoruz. Dolayısıyla teknolojiyi çok iyi kullanan bilgisayar programlamayla beraber inşaat mühendisliğindeki öğrenmiş oldukları derslerini beraber harmanlayıp çok iyi kalitede mühendisler olmalılar. Türkiye'nin kalkınması da aslında inşaat sektörüne bağlı. İstatistiki olarak baktığınızda Türkiye'nin ekonomik gelişmesinde de büyük projeler ön planda. Mesela bir Marmaray projesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Çanakkale 1915 Köprüsü gibi birçok projeleri sayabiliriz. İnşaat mühendisi öğrencilerimiz mezun olduktan sonra tüneller, köprüler, barajlar, otoyollar ve birçok bunlara bağlantılı birçok yerde çalışma imkanları var. İstihdamı çok yüksek mühendisliklerden bir tanesidir. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde de bu mühendisliğin bütün detayları müfredatında tek tek incelenerek özellikle seçilmiş ve Türkiye'de önemli bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi bir defa diğer vakıf üniversitelerinden çok daha ön planda yer alıyor. Özellikle akreditasyon konusunda söylemek gerekirse ABET dediğimiz bir uluslararası standartta eğitim veriyor. Bu önemli bir kalite göstergesidir. Aynı şekilde eğitim kadrosu çok geniştir. Hem inşaat mühendisliği içerisinde hem de diğer fakülteler bazında da değerlendirirseniz İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde inanılmaz bir akademik birikim var ve sayı fazlalığı var. Dolayısıyla diğer vakıf üniversitelerde bunu görme şansına sahip değilsiniz. Uluslararası standartta çalışmış, yurt dışından gelen birçok hocalar var. Bunları burada görme şansına sahibiz ve birçok bölüm İngilizce eğitim veriyor. Bunları yapabilmeniz için background'unuzun çok sağlam olması lazım. Öğretim görevlilerin çok tecrübeli olması lazım ve bunu İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde görme şansına sahibiz. ABET programına sahip olan belki de vakıf üniversitelerin içerisinde birkaç taneden bir tanesi de İstanbul Gelişim Üniversitesi'dir. Ben de o yüzden bu sene bu bölümü ve bu üniversiteyi seçerek transfer oldum. Çok da memnunum İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden. İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne gelmek için birçok neden var. Gelişime ayak uydurmaları gerekir. Gelişim de İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde var. Teknoloji Transfer Ofisi'nde bakın birçok projelere imza atılıyor. Bunları saymak burada çok vakit alacak. Ancak bunu öğrenci ve veliler bu teknolojik verileri, datayı çok iyi takip ederek İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne ulaşabilirler. İnşaat mühendisliğinde de aynı gelişmeler var. Şimdi İstanbul'da beklenen olası İstanbul depremi ve Marmara depremini konuşacak olursak, inşaat mühendislerine burada çok görev düşüyor. Çok çalışmak, teknolojiyi takip etmek, bilgisayar programlarıyla, uygulamalı, laboratuvar programlarını ve derslerini takip ederek
kendilerini çok iyi geliştireceklerine inanıyorum. Seçmemek için hiçbir neden yok.